Merhabalar, ben avukat Ayhan Ömen. Hepinizin bildiği gibi Ömen Law Firm olarak her pazar günü online canlı yayınımızda siz değerli takipçilerimizden gelen soruları cevap veriyoruz. Bu hafta bize sürekli ve yoğun bir şekilde gelen sorulardan olan O-1 sanatçı vizelerini hakkında özel bir yayın yapmak için karşınızdayız. Bu nedenle Ömen Law Online canlı yayın programının bu haftaki özel konuğu dünyaca ünlü Hollywood fotoğraf sanatçısı Koray Kasap. Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımızla bu programımızda fotoğrafçılık ve O-1 sanatçı vizeleri hakkında bir program gerçekleştireceğiz. Programımızın ilk bölümünde Koray Bey kariyeri ve fotoğrafçılık sanatı üzerine konuşacak ve gelen belli sorular vardı, onlara cevap veriyor olacak. Ve ikinci bölümünde ise programımızın biz O-1 sanatçı vizelerinin hukuki boyutu üzerine değerlendirmeler yapılacak. Ve programımızın geri kalan kısmında ise O-1 sanatçı vizeleriyle ilgili siz değerli takipçilerimizden gelen soruları cevaplayarak yayınımızı tamamlayacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Biz her pazar yaptığımız yayınlarda genelde yayınımızı ofisimizden yapıyoruz. Ofisimizden canlı yayın bağlanıyoruz. Ama hem bugünün özel yayınından dolayı O-1 vizeleri ve sanatçı ile ilgili olan bu vize durumu ile ilgili ve hem de dünyaca ünlü Koray Kasap Bey'i de fotoğrafçımız olarak, ünlü fotoğrafçımız olarak da konuğumuz olarak aldığımız için buna özel olarak ofis dışında bu programımızı hem yapacağımız programa uygun bir yerde yapmaya karar verdik. O yüzden bugün karşınızda buradayız. Ve ben bize takipçilerimizden gelen, biz bir haftadır Koray Bey'le böyle bir program yapacağımızı duyurduktan sonra takipçilerimizden gelen sorularla başlayacağız. Tabii ben öncelikle şöyle söyleyeyim Koray Beyciğim, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimsiniz? Nasıl bu noktalara geldiniz? Neler başardınız? Yani biraz biz bu noktada sizin kendinizden bahsederek başlarsak çok çok sevinirim. Teşekkür ederim Ayça ya, beni böyle ilk yaptığım bir işte konuk almanı belki devam edecek galiba sonra, yani buna benzer. Tabii bu bizim ilk aslında yaptığımız, biz yaklaşık 4 aydır Koray Beyciğim online canlı ortamda 4 değişik platformda, Facebook, Instagram, çok güzel. YouTube, Periscope ortamında biz vatandaşlarımızdan, takipçilerimizden gelen soruları cevaplıyoruz. Özel program niteliğinde şu an ilk konuğumuz sizsiniz. Aynen bundan sonraki programlarda da sizin gibi değerli konuklarımızı alarak değişik konularda hem örnek temsil ettirerek hem de ne yaşadığınızı da anlatabileceğiniz ve takipçilerimizin de bu noktada ders çıkarıp daha başarılı, kendi alanlarında nasıl daha başarılı olabilmelerine imkan sağlayacak şekilde programları yapmaya devam edeceğiz. Yani ben genel olayı, yani ben öyle çok kendime enteresan buluyorum. Beni tanıyanlar öyle buluyor ama ben daha düz ve basit bir şeylerle uğraşıyorum. Yani zor şeyleri yapmayı seviyorum mesela, sanat olarak da, fotoğraf olarak da. Yani kolay bir şeyin peşinde olmadım. Bir de genel olarak aşkı esas alıyorum. Yani bir şey severseniz o işte başarılı olsun. Yani sevdiğiniz hocanın dersinde başarılısındır lisede. Sebebi odur aslında, hocayı sevmişsindir, sana davranışını. O yüzden o derse yaklaşmışsındır. Yani o yüzden ben de sanatı böyle ayırmak istemedim. Yani resim, heykel, fotoğraf diye. Her şeyle uğraştım. Yani fotoğrafla belki ekmeğimizi kazandık ama o yüzden de aşkla yaptığımız için de insanlar birbirlerine beni önerdiler. Ve neticede de yani benim kendi adım belki büyük bir yerlere geldi ama mesela ben kendim beşer insan olarak o isimle kendimi çok özleştirebilen biri değilim. Yani hani ünlü kavramı, bir şeyi uzun süre aynı kalitede ve iyi yaparsanız verirler. Yani köfteci de ünlüdür. Niye? Çünkü uzun zamandır. Şimdi her taraf ünlü olduğu için zaten sevmediğim bir kavramdı. Biraz sen kendime yakıştıramıyorum öyle diyorlar ama işin açıkçası daha önemlisi aslında ben yurt dışında bir şeyler yapmak isterken seni önceden tanıyıp bu işi başarmamız, çünkü bir aile kurdum ve bizim bazı değişik hayallerim vardı. Mesela aslında
Oralara geldiğimizde daha insanlar, bizi seyredenlere daha faydam olur. Çünkü yurt dışında da bir takım insanlar sanat adına bir şey yapmak ister bizim. Gençler özellikle. Onlara bir şey söylersek faydamız olur. Çünkü hani beni araştırmak isterlerse var Google'da bir şey, ama ben isterim ki bir başka türde, yani Google'ın dışında bulamayacakları bir gerçek bir hikayeden yola çıkıp onlara bir şey verelim. Çünkü benim mevzum gerçek yani. Hani buraya Amerika'ya geldiğinizde ya da yurt dışında bir ülke, avukatla ne yaşıyorsunuz? Neler oluyor? Yani o sıradaki stres olur mu olmaz mı? Ne oluyor? Sizden bir şeyler istiyorlar. Kendinizi de tarif etmeniz gerekiyor. Ben mesela çok dağınıktım işin açıkçası. Yani genel olarak da öyleyim. Yani hem sanatta hem şeyde. Ama arşivci olmanız gerekiyor. Bir şeyler toplamanız gerekiyor. Çünkü birisine kendinizi tarif etmek istediğinizde yazılı bir şey istiyorlar sizden. Evet, siz evet, biliniyorsunuz ama ödül aldınız mı bilmem de, işte jüri oldunuz mu, çünkü celebrity oluyorsunuz hani buradaki tam karşılığı. O yüzden arşivcilik yapsınlar, bir şeyler toplasınlar. Mesela yurt dışında bir şey yapmak istiyorlarsa, hani ben buyum diyebilecekleri bir şeyleri koyduklarında o ülkelerde kapılarını açacak yani o zaman. Doğru. Bu tabii bir şeyden de kaynaklanıyor. Biz sanatçı kavramında biliyorsunuz sanatla uğraşan kişiler daha özgür, daha böyle sınırlar çevirmek Evet. istemezler. İşte 9-5 duymak istemezler. Yok işte hani arşivliğim ya da evraklarım böyle olsun demezler. Çünkü Evet. onlar o sanatına eğilmiştir. Gece rüyasında da onu görür, gündüz de onu Aynen. görür diye biliyorum. Hem sizden biliyorum, hem bizim diğer sanatla uğraşan müvekkili arkadaşlarımızdan biliyorum. Ve aynen o sorunlar bazen olabiliyor tabii. Bu şey noktasında bize yaklaşık ne kadardır fotoğrafla ilgileniyorsunuz? Kaç yıl diyebiliriz ilgileniyorsunuz? Yani ben dediğim gibi yani çocukluğumda başladı aslında, resim çiziyordum her tarafa. Onu anladılar. Ya yani babacığım polis memuruydu. O hissetti. Bana soruyordu ne olmak istiyorsun? Ressam olacağım diyordum mesela. Yani başka bir sanat şey bilmiyorum ki o zaman. Ve ülkemizdeki yani en saygılı okullardan biri üniversitesi. Ki zordur, çok zordur girmesi de. Ben 87 yılında girdim. Ve bizi okuttu yani, ne yaptı etti, oraya yolladı. O zaman yani 4 yıllık okulun işte, tabii biz sanat tarihi okuduğumuz için heykel, resim dersleri de var. Sonra fotoğrafa da ağırlık vererek fotoğrafçı oldum, ama şimdiki gibi değildi yani, karanlık oda var, film, böyle bir büyülü bir kutuydu. Daha bir gizemliydi. Şu anda dijital art yanı daha çok bastı. Biraz sanatsal şey yani, heykele resme göre biraz sanatsal boyutu başka yerlere geldi. Yani başka bir forma evrildi diyeyim. Ama ben özlüyorum eski halini mesela, fotoğrafını. Böyle 36 tane koyarsınız, kaç tanesi çıktı falan diye gidersiniz. Ve ne bileyim işte yani. Bu tabii şey yani sonuç olarak siz tabii epey bir gençliğinizden beri fotoğraf içinde ve Evet. sanat içinde yer alıyorsunuz. Buradaki önemli olan merak ettiğim bir şey daha tabii sorular. Siz Türkiye'deyken de epey böyle Çok evet, ünlülerle çok çalışma fazla imkanı rastlaştım. buldunuz. Biraz ondan da bahseder misiniz? Tabii Nasıl ki. bu imkan doğdu? Nasıl çalışma imkanınız oldu bu ünlülerle? Tabii bunu ben hem sorarken hem sizi takipçilerimizin tanıyabilmesi açısından hem de izleyen genç fotoğrafçı arkadaşlarımızın, sanatçı arkadaşlarımızın o noktada ne yapacaklarına dikkat etmesi açısından soruyorum. Yani ben bir parça da kaderci biriyim. Yani bu kaderci bir okuldayken tabii bu kadar bilincim ya da farkındalığım bu kadar açık değildi benim. Ama şimdi düşündüğümüzde uyanıyorum. Yani müzik alanında, yani şöyle söyleyeyim, 90'ların başında Türk pop müziği bir böyle bir şey oldu. Bir sürü şarkıcılar çıkmaya başladı falan, fakat fotoğraflar stüdyolarda çekiliyordu bir iki isim tarafından. Onları sokağa çıkarıp doğal halleriyle albüm kapağı yapılacak bir stil yoktu. Ben de rastlantı eseri İzel Çelik Ercan'ın
bir şeydi ilk yani böyle yonca yüzük bir şeydi. Bir çağırdılar. Gitti, para istemedim ben. Yani çıktım, arkadaşım oynadı klipte falan. Klip gibi de değil onlar daha yeni. Sonra bir daha bir şeye çağırdılar. Sonra ya beğeniyorlar, para vermek istiyorlar. Ve ben fotoğrafçı olmak istemiyordum işte açıkçası. Yani ressam olmak istiyordum, akademi bitti. Ve sonra baktım ki yani o parayla ben bir şeyler yapabilirim. Yani görmek istediğim ülkeler vardı mesela. Hani yemeğimin, müziğin, kültüründen, turist gibi değil de. Bir işe yarayabileceğini düşündüm. Yani kendi hani insan dünyaya yollanıyor ya yani. Bu yollandığın zaman kimsin? Burada ne arıyoruz biz? Onun cevabını bulabilmek için para lazım. Yani başka kültürlerle, bir takım insanlarla. Yani okumayla olmuyor yani. Ya da filmle de olmuyor. Ondan sonra evet yani ve ben her çektiğim işi de şey gibi çektim ama yani gerçekten yapabileceğim en yüksek performansı veririm. Yeri geldi mesela bazı şarkıcı dedi ki yani inanın param yok, çekin dedi, satacak ya da bir şey ödeyeyim, çektim ya. Ya ödeyemem dedim, plakçının üstüne çizgiyi çektim, abi dedi işleriniz kötü, tamam dedim, önemli değil, düzeldim. Ya bunları da yaptık, hani belki hani ben cömertliğimden dolayı bunu söylemiyorum, böyle hikayeler var. Ama hani biraz sabırla ve şeyle ilgili, kendi karakterinizle ilgili bazı şeyler var. Ticaret adamı değilim çünkü. Bir de tabii şu var hani, yani başarı derken hani başarı bazen bir gecede olmuyor. Yani ertesi güne de doğmuyor. Yani dolayısıyla bu bahsettiğin örnekteki çalışmalar olsun, fırsatlar olsun, değerlendirmeler olsun ya da şeye açık olma, değişik opsiyonlara, imkanlara hani belki orada siz ona diyebilirsiniz ki yok olmaz, bunu verdim, vermedim ben bu işi yapmam tabii, diyebilirdim. Aynen işte o orada alacağım bir miktar bir para ama önünü kesebilirdi evet. Seni. Daha sonraki asıl açılımları. Dolayısıyla hani bu ben sizin gerçekten ne kadar alçak gönüllü olduğunuzu ben direkt kişisel olarak biliyorum. Ve sizin tanıyan bütün arkadaşlarımız aynı şeyi söylüyorlar. Ve aynı anda ama bunlar hep önemli şeyler. Çünkü bu söylediğiniz şey bizim işte takipçilerimiz olsun ya da genç sanatçı arkadaşlarımın karşılaştığı şeyler olacak. Hep para bir şekilde önüne gelecek. Hep para bir şekilde önündeki yaratıcılığı engelleyecek, adımı engelleyecek. Dolayısıyla bu şeyi gösteriyor, karamsar olmamak gerektiğini bence gösteriyor. Bu açıdan çok önemli o söylediğiniz. Bu şekilde siz bu sanatçı çevresine ya da bizim diyelim ünlü şarkıcılarımız olsun bu çevreye girebilmeye başladık değil mi? Onu mu anlamış olduk? Öyle yani ilk pop müzik bir patlama yaşadı yani o dönemde. Onun üstüne dediğim gibi plakçılar aramaya başladı sonra yani. Bizim de bir iki sanatçımız var. Ben ama hepsine aynı şeyle yaklaşıyordum. Öyle ama moda piyasasına da çok iş yaptım, moda sektörüne, markalara. Ama hani benim kendim firmam olsa ve yeteneğim de fotoğrafçılık olsa ne yapabilirim gibi yaklaşıp yani orada çünkü şöyle bakıyorum ben konuya. Bir firmadaki insanların, çalışanları, aileleri bilmem ne isterken yaptığınız işin içinde o kadar çok insan ekmek yiyecek ki eğer düzgün yaparsa satışları artacak. Yani böyle bu zincirleri düşündüğünde daha hassas davranıyorsunuz. Konuya daha başka bir bakabiliyorsunuz. Çünkü ben demin senin söylediğin şey nasıl ön yargı insan nasıl hayatta yaşayacağı sürprizleri kaybettirir. Pat diye kesip atıyor çoğumuz. Böyle bir zorluk gördüğümüzde bir parayla ilgili sorun. Halbuki biraz felsefik de bir yanı tabii olayın ama babacım çok mübarek insandı benim. Yani bize öyle bir davranış biçimi öğretti ki ve biz onun da bazı miraslarını yaşatmak için de ben şey yapıyorum, çalışıyorum. Çünkü genel aslında tembel bir adamdı bu arada. Gerçekten çalışmazdım yani. Böyle bit pazarında bir tezgahım vardı akademideyken bir şeyler satıyordum. Fotoğraf çekmiyordum yani. Çünkü böyle yani hayatta kalırsınız. Düzgün bir işiniz olmasa da ölmezsiniz yani. Hani böyle bakabilirsiniz başka türlü her şeye ama bana çok emeği vardı. Onu kaybedince de çalıştım. Yani belki o başarının içinde onun şeyi vardır. Çünkü o bir şey yaratıyor üstünüzde. Şehit çünkü babam şehit polis. Ve öyle olunca da onun hak etsin. Çünkü çok emek sarf etti benim için. Çalıştım belki o büyük başarı diye gördüğüm şey olabilir.
Bir de yani ben bazen esprili bir şekilde şey diyorum onu şey bana. Adam yokluğunda adamdım ben. Hani çok fazla fotoğrafçı yoktu o sırada herhalde diyorum. O arada ben çıktım diye düşünüyorum bazen yani. Tabii belli şeyler, fırsatların oluşumu, zaman, doğru yer, doğru zaman dedikleri oluyor. Ya Bu da öyle bir bir şey gerçek. ki yani Müslüm Gürses'le Pentagram arasında çektim. Hani aradaki popçular Kenan Doğulu, Tarkan Mustafa falan değil ya. Türkücülerin hepsi, Mahsunlar. Hani öyle geniş bir yer bazı var ki hani şimdi bugün Müslüm Gürses çekiyorsun, 2 gün sonra Kargo Rock grubu var. Yani kafanızı bölemezsiniz. Anladın mı? Hani oradan oraya geçip de dekor hazırlayacağım. Çok şükür şeydim yani sakin bir yapım var. Genel olarak. Üstesinden geldim yani bir şekilde. Faydalı da oldum. Ama sonunda da işte yani sıvı o kaba şeklini alır ya. Biraz böyle hani kafanızı kaldırdığınızda ülkeler arasındaki sınırları insanlar çizdi. Yani uçaktan bakınca sınır yok. Hani Evet. çocuk da bir oğlum oldu. Yani çocuk dünyaya geldi diyorlar. Hani senin ülken neresiyse orada demezler yani. Dünyaya geldi deyince biraz kafamı kaldırdım ben yani. Dedim ki başka bir ülkede de bir şeyler yapayım. Sonra geri de dönelim. Başka bir yere de gidebilirim. Belki bizim Türk kültürünü bir şeyini yani haddim olmayarak üstlenebilirim misyon bağımında. Bir şeyimizi anlatabilirim belki sanatla. Öyle düşünüyorum yani. Çok 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 doğru bir nokta o. Peki şey noktasında ne dersiniz? Merak ediliyordu bu da. İşte takipçiler tarafından da. Şeylerle tanışma fırsatı nasıl oluştu? Hollywood'daki starlarla. O noktaya biraz anlatırsanız bir hem takipçilerimize dinlemiş olur. Ya kalben bir şey geçirmek çok tehlikeli. Yani gerçekten bir şey isteyerek söylerseniz olma ihtimali çok yüksek. Onun saati vakti de var der böyle âli âmiler filan. Ben bir kere bir radyo programından aradılar beni. Hiç dedi herkesi çektiniz, çekmek istediğiniz biri var mı? Sting dedim ben mesela. Çok güzel. Abi sen misin diye bak bir hafta sonra telefon geldi bana. Lady Diana'nın öldüğü zaman Sting konser verecek İstanbul'da ve İzmir'de vermiş ama korkusundan dolayı Lady Diana öldü diye paparazzlar sıkıştırdı diye Universal Müziği diyor ki bir tane fotoğrafçı bulun en güvendiğiniz ne istiyorsa hepsini çeksin çırağında kalacağım. Tek bir kişi istiyorum deyip böyle bir sürü ben bir hafta sürmedi böyle merhaba nasılsınız diye adamı bayağı her türlü fotoğraf bırakıyor. Dedim heyecanlı mısın? Neden? Ben dedim çok ünlüyüm. Ben de ünlüyüm dedi. Herkes böyle gülmeye başladı. Dedim ünlü biri istemişsiniz. Onu söylediler. Ben bir kişiye çektirdim. Kimseye çektirmem diye. Yani öyle bir şey ya bu. Anladınız mı? Öbür sonra film çok seviyorum. Çok film izliyorum. Bulgaristan'da bir Hollywood seti kurmak istediler. Çünkü daha Rusya'ya benzer bir ortam yaratacaklardı. Bu Cehennem Melekleri diye biliniyor Türkiye'de. Bu sette de veteran Hollywood şeyleri var. Yani Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jason Statham hepsi var. Ve Türkiye'den de filmde oynatmak için motorlar istediler, bir ekip istediler falan filan. Sonra bir şekilde ben de o takımın içindeydim. Bir baktım böyle Sylvester Stallone karşımda benimle konuşuyor. Bir şeyler hediye ettik onlara. Onlar sette fotoğrafçılar vardı sonra işte Patrick yönetmeni. Anladı adam yani. Bizim niyetimizi mi anladı ne? Biz motor götürmüştük. Bir şeyler çekmeye başladım abi. Sonra onları fotoğraf halinde bastım, geri götürdük. Heyecanlandılar, bizi aradılar. Öyle bir dostluk oldu. Yani dediğim gibi bir şeyler vesile oluyor ya. Bir şey çekmek için illa. Yani çünkü şu anda herkes şey zannediyor yani. Aman abi Instagram'da olursam yok da orada filan değil abi. Bir kafede otururken yanına gelir oturur yani. Gelir söyler bizim böyle bir filmimiz vardı. Yani o biraz ben öyleyim. Belki tuhaf da gelebilir insanlara ama insanın iç dünyası asıl belirleyici nokta odur yani. Hani iyilerle karşılaştırsın derler. Allah o öyle yani. Çünkü öyle büyüyor iş. Hani nasibiniz iyi insan benim için çok kıymetli tanıştığımda.
Yani özellik gibi bahsediyoruz. Daha çok iyi insan bilmem. Halbuki insan zaten iyidir yani doğuşunda. Şimdi bozulduk diye. Biz mesela birini görünce aa ne güzel gülüyor, yok iyi, şöyle böyle falan. Bunlar özelliktir ki insanın olması gerektiği hal o zaten. Çekil çok doğru bir bakış aslında. Yani özellikmiş gibi anlatmaya başladık yani olması gerekenleri. Burada bir sergim oldu bu arada benim 2015'te. Evet. Brooklyn Borough'da. Eric Adam gelip açtı belediye başkanı. Mesela ben ona davetiye yolladım, gelir mi dedim. Ya Mustafa Sarıgül değil bu, gelip hani yoğundur dediler fakat geldi adam. Geldi falan hani böyle... ne bileyim çok da ben programlara bir yerlere gitmediğim için de şeyim yani kendimi anlatırken aslında konuşuyorum şey bir insanım ama çok yapıma uygun değil yani şunu yaptım bunu yaptım demek ama yok ben özellikle genç birileri belki böyle hayat kurmak istiyordur. Onlara bir faydam olursa çok sevinirim ben, yani. Ben şöyle yapayım o zaman. Yok ben güzel bu anlattıklarınızın tabii ben şey biliyorum sizin çok böyle programlara hani çıkmak önceden de çıkmayı çok düşünmediğiniz ihtiyaç duyduğunuzu biliyorum. Gerçekten bizi de bugün kırmayıp olmanızın bizde olmanızın evet, sebebi de biliyorum ki hem genç takipçilerimize hem sanatçılarımıza hem işte yurt dışında tabii bu durumda biz Amerika'dayız. Mücadele veren vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza bir yol göstermek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için de burada olduğunuzu da biliyoruz. Tabii bu gerçekten çok önemli. Sizin burada anlattığınız o en basit şeyler bile çok bizim sanatın içinde olan ve gelecekte bir şey yapmak isteyen çok kişiye bence ilham olacağına inanıyorum. Bizim bu arada bu haftaki de sizden bahsettiğimizde işte böyle konuk yapacağımıza bazı fotoğrafçı takipçilerimizden sorular geldi. Ben onları hem söyleyeyim hem istersen muhabbetimize devam edelim bu arada. Bu sorulardan bir tanesi şeydi. Diyor ki sizin hani bu sanatçılık sürecinde, bu fotoğrafçılık sürecinde bu tabii sizi işte ünlülerle karşı karşıya getiren ve çekmenize fırsat veren bu serüvende diyor bu takipçiniz. Bu fotoğrafçılık, yani biz fotoğrafçılara diyor vereceğiniz altın tavsiyeler nelerdir? Aslında hani biraz önceden anlatmaya başladığınız şeyleri aslında ne kadar ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor ama. Bu konuda bu genç fotoğrafçı takipçimize de tavsiye edersiniz. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun olduk ama arada bizi BNL'e çağırıyorlar işte dekandı, hocalarımızdı. Yeni öğrenciler bize soru sorsun. Hani okuldan mezun olmuş piyasada 4-5 fotoğrafçı var hani biliniyorlar. Biz Tamer Yılmaz'a bana gittik mesela aynı böyle sorular benziyor diye böyle anlatıyorum. Birkaç tane bizim okula da böyle zengin çocukları falan da girer böyle sanata yönlendirirler öyle bir modası da vardır okulun. Anladım ben soruların şeklinden yani biz nasıl ünlü olacağız, nasıl para kazanacağız da gidiyor. Yani sanatla ilgili muhabbet dönmüyor. Yani ben şeyi söyledim yani dedim ki buradaki öğrencilerde dedim aileleri zengin değilse böyle psikolojik bir bozukluğunuz yoksa çünkü sanatçılarda eğer böyle şizofreniye yakın şeyler var da çok başarılı olurlar. Ailede para varsa istediğin halinde takılırsın. İstediğin şeyleri istediğin fiyatı yazı rahat olursun. Orada da başarılı olma şeyi çok yüksek. Ya da dedim cinsel problemleriniz yani cinsel sapmalarınız varsa bu tip adamlar başarılı oluyor. Ama bunun dışında bir şey yoksa bu kadar oluyor dedim. Yani eviniz arabanız olur. Ama dedim öyle büyük bir para bekleyerek sakın bu işlere girmeyin. Hani öyle düşünmeyin yani ünlü olacağız da para filan. Yani o yanlış bir metot. Tabii. Onu söyleyeyim yani. Bir de herkes, bence kendileri olsun mesela. Yani ne çekmek istiyorum? Neyin üstüne bir kulvar belirleyip bu kulvardan gidip açılsınlar yani. Şu anda çünkü fotoğraf sanatı çok acayip bir değişime uğradı dijital bir fotoğrafla beraber. Ben bir şey gösteriyorum, mesela anlatmamı istiyorlar. Mark Seliger diye bir abi geçen şey dedi. İyi bir fotoğrafın anlatılmaya ihtiyacı yoktur dedi. Yani biz yani biz zaten konuşabilseydik hani okullara gitmeyecektik. Yani biz bir şey yaparız, o paraya döner ya da birine faydası olur. Yani sanata öyle baksınlar. Yani konuşmadan yapılan bir sessizdir ama daha güçlüdür sesten, konuşmadan.
Ve tabii sevdiklerine yönelsin. Evet. Ben burada onu anlıyorum. Hani siz nasıl dediniz, ben aslında fotoğrafçı olarak başlamadım. Ama istemiyordum. İstemiyordum. Ama bir şekilde oraya geçtim. Fotoğrafçılığı gerçi çok sevdiğinizi, tabii fark ettiğinizi biliyoruz. Yani şey noktasında da hani sevme önemli bir nokta. Evet. Tabii bu sevme şeyleri kırıyor zaten. İşte başka kaygıları, ünlü olayım, yok para kazanayım, yok şunu alayım kaygısıyla yapılmıyor zaten. Evet, evet. O sanatı, o şeyi çıkarabilmekle yapılıyor. Bunlar gerçekten önemli tavsiyeler. Ya bir yerden sonra paranın motivasyonla ilgisi oluyor. Yani bir noktadan sonra başlıyor o. Yani paranın mesela neler yapabileceğini öğrendiğinizde aslında şey oluyor. Yani ev araba alma dışında da bir işlere yarıyor para. Onları bildiğiniz zaman aslında iş... Biraz önce belirttiğiniz şey vardı, hani parayı şey için ihtiyaç olduğunu fark ettim diyorsunuz. Dünyanın yeni yerlerini görmek için, evet. Gezmek için, keşfetmek için. Yani bu gerçekten dediğiniz için. Sanatçı için şey o, yani vizyon sağlıyor. Çünkü mesela koku var, hani seyrettiğiniz filmde koku yok ama mesela. Onu anlayamazsınız. Hani bir başka bir ülkeye gittiğinizde onun tecrübe, mesela sinemalarda o kadar teknoloji gelişti diyor. Bir filmin içinde bence mesela havalandırmalardan o sırada o bulunan tropik bir yerse öyle bir hava veriyor mesela, anladınız mı? Daha oralara gelmedi kafalar ama daha gerçek hissettirir. Bu sizin bir seyahatiniz vardı Hindistan'da mıydı? Bir ondan bahsederseniz biraz buna değinmişken nasıl bir ortamla karşı karşıyaydınız? Gerçi bunun sohbetini biz diyoruz devamlı ama nasıl bir tecrübeydi o sizin için bir fotoğrafçı işte olarak? Ben çok fazla ülkedeki şarkıcıları çekerken şey oldum. Yani para karşılığı iş çeken biri oldum bir anda yani. Hani böyle Cem diyor ya, para çok ama para. Böyle bir ilişkiye girdim yani. Hani çekeyim falan. Sonra dedim kendime bir şey çekmiyorum ya ben bayağıdır. Hani kendim için bir şey. Bir de dijital makine de yok o zaman. 2004 mi, 2003 mi? Böyle bir dünya haritasına baktığımı hatırlıyorum. Yani nereye gideyim dedim. Hindistan yani hem inanç sistemi, hem kültürü, yemeği farklı bir kıta gibidir yani. Orası bana yakın geldi. Renkli olduğunu düşündüm. Ve yanılmadım da yani. Çok acayip bir kültürü var. Bir gittim, sonra da hep gittim yani. Kışları orada yaz oluyor bizim mevsime göre. Çocuklarla arkadaşlık kurmayı çok severim. Orada da küçük çocukları böyle sahilde, ama çok çok fakirlik var. Yani içiniz acır yani. Hani bizim ülkemizde fakir yok mesela. Orayı gördüğünüzde bizde fakir yok yani. O kadar fakirler ki. Onlara böyle küçücük altın tel küpeler almıştım. Böyle boş Coca-Cola şişelerinde benzin satıyorlar turistlere. Toprak yollarda böyle bir şey. O çocuklar büyüdü, küpeler kaldı. Yani çünkü 9 sene sonra büyüyor. Yani küpe duruyor, o günü hatırlıyorum ben. Çok uzun bir hikayeler aslında. Şimdi milleti de şey yapmayayım burada ben. Ama yani bunlar aslında bir sanatçıyı bazı şeylere bağlıyor. Tabii. Yani o Hindistan'daki o fotoğrafları çekerken ki duygularınızı etkiliyor. Çok bir sürü şey, bir sürü şeyle bağlantılı yani. Zaten bu noktadaki o şeyi bilerek sordum. Çünkü hani o gezme ya da işte keşfetme, tabii, sanatı nasıl yönlendiriyor noktasında... Kaybolmamız gerekiyor ya. Kaybolacaksınız yani. Bilerek bir şey yapmanın, hani akıl da mesela, akıldan biraz uzaklaşsınlar. Çünkü akıl böyle çorbayı üstüne dökme diye var. Çok akıllı davranan adamın ya sanatla işi olmuyor, öyle söyleyeyim size. Bu bir tane bir takipçimiz de bu hafta bize ilettiği soru da size sormamız için güzel bir soru. Bu da bir öğrenciden büyük ihtimal geliyor olabilir. Kamera, lens, tripod gibi aksesuarlara sahip olmak fotoğrafçı olmak için yeterli midir? Diye bir soru soruyor. Benim aklıma da şeyi getirdi. Sizin bir hocadan örnek vermiştiniz, yönetmenler örnek vermiştiniz. İşte pahalı şeylere ihtiyaç yok, şu yeter diye bir örnek anlatıyordunuz. Bu takipçi bize ne diyelim? Bir fotoğrafçı olmak için ya da adım atabilmesi için bu saydığı şeyler yeterli. Evet. Ya artık ucuzladı bir de ya. Yani bu işlerde eskisi gibi değil. Biz bir makine satın alacağız diye çok şey olur okuldayken.
Şu anda ucuzda da onların fiyatları. Asıl konu o değil. Doğru şeyleri seçip almaları. İllaki bir şeye ulaşırlar. Yani hani geniş açı diye bir objektif türleri var. Atıyorum normal işte teleobjektifler. Onlar hangi tür şeyleri seviyorsa ona yönelmeleri gerektiğini bilip. Bir de bazısı çok pahalıdır, gereksiz. İşte ben o sana söylediğim şey burada Lowell Üniversitesi'nde bir kısa film festivalinde beni jüri yaptılar. Tanıdık geliyor yani jüri başkanı. Çok tatlı bir adam. Sakallı adam Larry Banks çıktı yani Tupac'ın filmlerini çeken kliplerini. Ya da objektiflere o paraları vermeyin dedi. Bir tane lens gösterdi böyle. Bu dedi ucuz ama biz test ettik. Bundan bile iyi dedi. Yani asıl iş biraz araştırıp parayla bununla ilgisi kalmadı yani şeyin işin açıkçası. Bu güzel bir gayet. Diğer bir takipçimizden bir soru vardı. Biz zaten tahmin ediyorum onu cevapladık. Başarılı ve iyi bir fotoğrafçı olmak için nelere dikkat etmem gerekir diye sormuş. Bahsettiğimiz konular arasında vardı. Şey bir soru gelmiş, teknik bir soru gibi gözüküyor. İç ve dış mekan fotoğraf çekimlerinde dikkat etmemiz gereken nelerdir demiş takipçimiz. İç dış kasta herhalde yani stüdyo çekimlerinde ya da bir mekanın içinde bir şey çekerken ışık kullanırsınız ve şey. Dışarıda da yani şeyi tabiatı düşündüğü zaman yatay başlayıp dikleşen sonra tekrar yataylaşan bir ışık kaynağı var. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Ve ben ışığa böyle saplantılı şekilde bir bağım var. Yani bir kentin ışığını öğreniyorum mesela gittiğim zaman. Nereden doğuya nasıl dönüyor diye. Burada New York'ta da mesela bana burada film çekmek isterdim deyince diyorum ki Dumbo'ya gittiğin zaman 7.30-8 arası gökdelenlerin ışığı yanıyor. Mavi arkada kuzey göğü var. Yani doğayı suni ışık gibi çözmeleri lazım. Yani o güneşin ne zaman İşte yüksek binaların arasında öğlen çekin çünkü gölgelerinde o sert ışıkta çekmezsiniz. Yani böyle o şeylerinizin açık olması gerekiyor. Yani dışarıdaki ışığı ama stüdyodaki ışık içinde artık her yer bir yer. Yani biz okurken böyle bir şey yoktu. Google'lar falan yoktu. Ama şey çok değerli gözüküyor. Özellikle söylediğiniz o dışta, dış mekan şeyiyle doğalı çekim. Evet. Işık özellikle çok bence güzel bir yani nokta. şöyle söyleyeyim. Işığın da güzeli çirkini var ya işte yemeğinde, her şeyinde. Güzeli idrak herkese nasip olmuyor aslında. Ama onun için de bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani hani ekmeği fırından aldığınızdaki aslında kokusu sizi daha önce doyurur zaten yemeden. Ya da bir kahveyi pişirmeden o kahvenin kokusu belki kahvenin tadından daha da güzel. Hani sanat işleri böyle yani. Öyle bir bakış açısıyla yaklaştığınızda aslında o ışığa da öyle bakıyorsunuz. Yani böyle ben çok ışığı seyrettiğim oldu yani. Diyorlar ki niye çekmiyorsunuz mesela? Ya diyorum yaşamak istiyorum o anı. Hani fotoğrafla bölüp kaydetmek değil mesela şeyim. Bu bir tane bir takvimden tahmin ediyorum Türkiye'de olabilir, öğrenci ya da olabilir. Şey demiş, Amerika'da fotoğrafçı olabilmem için ne yapmam gerekir? Ne tavsiye ediyorsunuz diye bir soru sormuş. Valla ben 20 sene olacak hep gidip geldiğim bir yer. İşte Türk markalarını gelip burada çektim falan. Bir sürü moda şarkıcıları getirdim, klip çektim ettim. Fakat yaşamaya başladığınızda sert bir kent yani. Paranın hani haşa benzetmek gibi olması da tanrısallaştırıldığı bir memleket. O kadar bir gücü var. O yüzden burası gerçekten zor ama iş erbabı diye bir tabir var değil mi bizde? İş erbabının da burada aç kalmayacağı memleket yani işini gerçekten iyi yapanların burada başarılı olduğu bir ülke burası. Onun için de yine tekrardan çaba sarf edeceğiz. Çünkü burada beni mesela öyle Türkiye'deki gibi tanımıyorlar. Ama seninle bugün konuşuyorduk yani bir Türk restoranı arıyor, benim menüyü çeker misin diyor. Abi biz Tarkan'ı çekerken buraya geldik filan diyemiyorsun. Ve denemen gerekiyor biliyor musun? Ve öyle de tatlı ki sahipleri. Gidiyorum, benimle o kadar ilgileniyorlar ki yani onları kırmadığım için. Gönlü olacak, Amerikalı geliyor yemek yiyor. Yani çok deminki zincir mevzusu.
Yani oradan da para verecek sana. Yani onu beğenmemek diye bir şey olmaması gerekiyor, anladın mı? Çekeceksin yani. Aynen, ben o çekimleri görme imkanı da oldu. Gerçekten hani bir restoran ancak bu kadar bir menüyü tanıtabilir, evet, bir yemeği bu şekilde ancak gösterebilir. Bu zaten başarı aslında. Yani sizin önünüzdeki nesne ne olursa olsun, kişi ne olursa olsun bunu ayırmadan en iyi şekilde onu yansıtabilme olanı aslında. Sanat bence oradan geliyor. Bu açıdan da başarılı tabii. Şimdi ben bu hafta içi aldığımız genel sorular bu yönde. Ben gayet güzel video programımız bu arada. Çok teşekkür ederim onun için. Şimdi tabii burada olmamızın amacı, ikinci bir amacı. Sanatçılar için verilen Ovan vize türü var. Bu aynen sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi işte sanatçıların, gençlerin işte biraz daha açılıp, dünyaya açılıp, işte arşivleme yapıp bundan sonra da diğer ülkelerin ya da kurumların bunu görmesini sağlamaları gerekiyor. Ki bu da onları kucaklamalarına yol açıyor, davet etmelerine yol açıyor. Bu noktada Ovan vizeleriyle ilgili ben birkaç noktayı değineceğim. Ve tabii aynen sizle de şartları da beraber konuşmak istiyorum. Yani çok fazla böyle hukuki tarafından girip değil, sizle ortak ilerleyerek en azından takipçilerimizin de daha net bir şeye ermesini istiyorum. Şimdi Ovan vizeleri mesela bize genelde gelen şeylerden bir tanesi şu oluyor. Kişiyle konuşuyorsun, çok başarılı biri. Anlatıyor, ödüller almış şunu falan. Aa diyorsun, Ovan vizesini duydun mu hiç? Ya o artist vizesiymiş diyor. Duydum ama ben artist değilim diyor adam. Bu duyduğumuz bir şey ama ben artist değilim ki diyor. Yani ben diyor şarkı söylemiyorum. Ben diyor şey yapıyorum sana, hani çok başarılı bir iş adamıyım diyor. İşte çok başarılı şeylere imza attım, gelişmelere, haberlere. Belki reklam şeyi yapıyor. Çok iyi tanıtım şeylere imza attım, ödüller aldım, çok farklı yaklaştım. Ama ben diyor artist değilim ki diyor, ben hani sanatla ilgilenmedim diyor. Şimdi Ovan bu vizelerinde aslında olay başarılı kişilere veriliyor. Yani kişi sanatta da yer alabiliyor, bilimde de yer alabiliyor. Tabii bu dışında televizyondur, alanda da yer alabiliyor, sporda da yer alabiliyor. Sporcularda da var. Sporcularda da var bu. Business'te de yer alabiliyor, iş alanında da yer alabiliyor. Yani o açıdan Ovan bu noktada aslında Ovan vize türü. Aslında kişilerin yaptıkları alanda başarılı olduklarını görmek istiyor. Bu mesela biz bazen Ovan vizelerine ilgilendiğimizde bir bakıyorsun gitarist geliyor. Gitar çalıyor ya da şarkıcı geliyor, müzik söylüyor. Onun dışında bakıyorsun sporcu biri geliyor. Çok alakası olmayan bir şekilde farklı. Onun dışında bakıyorsun iş şey almış, başarısı işte startup firmaları, yeni girişime gidip başlayan firmaları piyasaya sokmakta bir başarı sağlamış bu. İşte o nasıl başlatılır, nasıl sokulur, bunun üzerine kitap yazmış, bunun üzerine ödül almış. Hiçbir ilgisi yok hani baktığında sanatla bir taraftan ama o alanda çok iyi bir başarı yakalamış bir kişi. Ödül almış, bilinirliği olmuş. Dolayısıyla Ovan bu noktada, Ovan vize türleri yazarlardan, aktörlerden, ondan sonra yönetmenlerden tutun da iş adamlarına kadar giden bir yelpazeye giriyor. Dolayısıyla bir fark ettiğimiz ne oluyor sanatçılarımızda? Mesela Amerika'ya geliyorlar gezmeye, hiç farkında değiller. Onlara bakarken biz onu hiç duymadık böyle bir vize olduğunu. Yani biz başarılıyız diyor, evet. Portfolyom da var, şu an bilmiyoruz diyor. Bu noktada niye buradan geliyorum, oraya geleceğim. Siz nasıl bu vize türünü duydunuz? Ya da hani böyle bir ufak bir noktada, benim amacım burada tabii takipçilerimizin şeyi anlamış olması. Nasıl hani bu noktada ilk hani, çünkü bazen kişiler şunu da düşünebiliyor. Ya ben yeterli olmayabilirim. Ovan vizesini duydum, Nobel ödülü almak gerekiyormuş. Şimdi bunun şimdi değişik şartları var. Şimdi Nobel ödülü olmak da var ama bu yani sadece o değil buradaki olay. Tabii ben şartları da deneyeceğim biraz sonra. Bu noktada siz Ovan'la nasıl ilk tanıştınız? Ovan sanatçısını ya da nasıl kulağınıza geldi? Ya da bu serginizde mi duydunuz? Yoksa bir sanatçı arkadaşınızla konuşurken mi duydunuz? Nasıl Ovan vizesiyle ilk karşılaştınız? Tabii bu da şunu da doğuruyor. Hani siz yıllardan Amerika'ya gelip gidiyorsunuz. Tabii her zaman burada kalma, her zaman olmayabiliyor beklenti. Bu nasıl oluştu? Bunu kısaca söylerseniz ben takipçilerimize faydası olacağını düşünüyorum. Şeye kafam takılmıştı. Yani turist vizesiyle 6 ay kalıyorsun. Green card var. İşte vatanda evlenmen gereken. Böyle nasıl dedim daha fazla kalabilirim acaba? Derken bunu öğrendim ben. Böyle yani bir şey vardır çünkü. Farklı birilerini de kazanmak için.
Yani yani şey arayışı denilebilir o zaman. Ben biz de bizim müvekkillerimize de sanatçı girişimi olanlarda görüyoruz. Hayır Bey, ben burada yeni bir şeyler denemek istiyorum. Yeni projeler yapmak istiyorum. İşte kendimi aşmak istiyorum. O sınırların dışına çıkmak istiyorum. O yüzden burada bir şeyler deniyorum. Geliyor sergilere gidebiliyor. Burada sanatçılarla tanışıyor. Ajanslarla tanışıyor. Tabii bu onu o kişiye bak böyle bir imkan varmış. Çünkü Orhan Vizesi'nin diğer bir özelliği de şu. Şimdi bize gelen sorularda biz müvekkillerimizden de devamlı aldığımız. Ayağım geliyor, ben peki bir yerde çalışmak zorunda mıyım? Çünkü ben sanatçıyım. Hani ben böyle bir yere yapamam ki diyor. Bir yerde aynı anda birden fazla kişiyle çalışmam gerekiyor. Projeyle çalışmam gerekiyor. Ama ben hani bir iş yerimi gerekiyor ki sponsor olacak illa. Mesela bu da öyle değil. Yani bu özellikle olan vizelerinde sanatçılarımız bir yere de çalışabiliyor. Bu yapım şirketi de olabiliyor. Ya da ajanslara çalışabiliyor. Ya da kendi ekibinde yer alan bir arkadaşıyla çalışabiliyor ve o ona projeler yaratabiliyor. Diyor ki tamam, önümüzdeki 3 yıl planlarımız şu olacak diyor. Şuradaki sergiye çıkacağız. Buradaki yayın evinde şunu yapacağız. Buraya şunu yapacağız. Ve 3 yıl boyunca çok rahat bir şekilde o değişerek de ilerleyebiliyor. Dolayısıyla bu özgürlükleri oluyor. O olan bizi soran. Tabii bu noktada o gündeme geliyor. Onu öğrenmeye çalışıyorlar. O yanılgılar olduğu için ben o noktalara değinmiş olmak istiyorum. Siz bu şekilde duydum diyorsunuz. Hani bu şekilde olmalı. İşte 2015'te burada bir fotoğraf sergim vardı. Orada da birkaç kişi söyleyince yani milli spor, ben şey diyebilirim yani milli sporculara ve sanatçılara verilen bir şey diyebilirim. Tabii. Biraz araştırınca da benim ama tavsiyem şey olsun, çünkü bir avukat bulmanız da fayda oluyor ya. Evet. Yani Amerikalı birindense Türk avukatlığı daha rahat eder mesela insan. Ben öyle hissettim. Yani öyle yola çıkayım da bazı şeyleri İngilizce tam anlatamayabilirsiniz de yani adama. Ya da bir başka kültürden biri çünkü. Alacağınız vize bizim ülkeyle bağlantılı. Mesela ben o yüzden seninle çalışmak daha rahat ettim. Mesela Amerikalı olsa belki tam şey yapabilir miyiz? Benden 50 kere evrak istediğin eksik bilmem ne. Mesela adam yürü git falan diyebilir bana. Sen anladın mı? Kore'ye yetiştirmemiz lazım bak, hadi dük daha dağınıksın da toparlayalım falan. Hani bunu Amerikalı bana yapmayabilirdi yani, anladın mı? Yani ciddi herifler, daha böyle şeyler. Şimdi sen anlayabildin beni. Tabii. O onu anlayamayabilirdi falan gibi. Yani böyle mevzular var mesela, internette yazmaz bunlar. Doğru diyorsun. Yani samimi olup, hani sana da gelecekse bütün samimiyetiyle gelip, ya ben bunu istiyorum falan diye. Çünkü genelde insanlar klavyenin arkasında başka olmak istedikleri insan oluyorlar. Değil abi, dürüstçe şeyle yaklaşıp böyle derdini anlatıp falan. O zaman da gerçekten bir yerim istiyorsan da oraya gidersin, o yüzeyi de alırsın. Ama biraz böyle şey olmak, gerçekçi ve samimi olmak gerekiyor gibi geliyor bana. Ve çok doğru söyledin bence de. Bu Ovan liselerindeki, aynen biraz önce konuştuğumuz gibi, başarı sağlamış, başarıya doğru yürüyen kişilerin belli alanlarda imkan veren bir vize türü. Şimdi şeylerine baktığımızda ben o noktaya da değinmek istiyorum. Ovan vizelerinde genelde başvurduğum, çünkü takipçilerimizden gelebilir bu sorular şimdi. Ama ben kısaca değineceğim. Çünkü ondan sonra da şimdi canlı bir dal sorulara geçeceğim hemen. Tamam. Buradaki durum genelde öncelikle Ovan vizelerinde istenen şartlardan bir tanesi sponsor olması gerekiyor. Bu sponsor iş yeri de olabiliyor, firma da olabiliyor, dediğim gibi yapım şirketi olabiliyor. Ya da bir ajans olabiliyor, kişi olabiliyor bu. Bu ajans ya da kişi sizin sektörünüzde yer alan çalışmalar yapan biri de olabiliyor. Ya da mesela çok meşhur erlerden bir tanesi de bunlar işte rock grubu oluyor mesela. Grubun işte bir tanesi gitarist, bir tanesi davul çalıyor, bir tanesi söylüyor. Bunlar birbirlerine bile ovan verebiliyorlar. Yani çünkü onlar bir grubun parçasılar ve biri diğerinin şeyi olabiliyor, temsilcisi olabiliyor. O açıdan gibi bir şey mi bu aslında? Evet. Şu anlamda kefil, hani şu anlamda kefil şunu demiş oluyor. Biz bu kişiyle, bu yabancı başarılı olan kişiyle önümüzde şu planlarımız var. Bu çalışmaları beraber yapacağız diyor ve bu kişi başarılıdır demek demiş oluyor aslında. Şimdi bu şartlardan bir tanesi oluyor. İkinci şart ise kişinin tabii bir ödül almış olması. Bu ödül illa dediğim gibi Nobel ödülü olmak zorunda değil. Bu uluslararası bir ödül de olabilir, ulusal da olabilir, yerel bir ödül de olabilir. Önemli olan bir bu kişinin
yaptığı o işte ya da alanda bir başarıyı sağlamış olması, bu da onun bilinirliğini gösteriyor ve tanındığını, bilindiğini gösteriyor. Diğer bir durumda, ki sen arşivlemeden bahsedince ki noktaya geldiğimde de, bu kişinin yaptığı çalışmalardan dolayı hakkında haberler olmuş olması. Şimdi diyelim işte bir sen olduğu gibi işte bir çekim yapmış oluyorsun, bir sergi ya da bir kişinin ya da markanın tanıtımı ya da resim ya da çekimini yaptığı zaman aslında çok önemli bir şey. Ya bu şimdi hani sen ne kadar mütevazi de davransan, hani başkası gidip ben dur Tarkan'ın resmini çekeyim diyemez, Sting'in resmini çekeyim diyemez. Yani bu mümkün bir şey değil. Bu senin başarıya ulaştığını gösteriyor alanında. Dolayısıyla bu tip kişilerle yapılan çekimler çok ciddi portfolyo oluşturabiliyor kişiye. Ve bununla ilgili bir haber ne varsa, ki genelde diyelim bu tip tabii başarıya ulaşan kişiler ne yapıyorlar? Bununla ilgili röportajlar olabiliyor. İşte bize anlatır mısın? Nasıl bu çekimi yaptın, nasıl ulaştın, nasıl bir duyguydu, neler yaşadın, ne düşünüyorsun çekimle ilgili tarzı röportaj haberler de olabilir. Bu tabii ki olvan vizesine uygun olacak kişiler ama şartlar arasında girmiş oluyor. Ödül hakkında haberler, bu haberler tabii dijital dediğim gibi çok değiştiği için evet, önceden evet. Baskılı olabilirdi, şu an dijital de olabilir bu. Bu şu an online'da çıkan haberler de olabilir. Bu dolayısıyla bu bir değişim yaratıyor. Ve tabii diğer önemli bir nokta, ki senin bahsettiğin, senin de gelip burada bir üniversitede jüritle yaptığın, Türkiye'de de jüritler yapmıştım. Bir alanda iyi olduğun için seni istiyorlar. Gel, sen yarışmamıza girme ama gel bizim bu sanatçılarımızı, yarışacak olanları izle, değerlendir. Sen değerlendir, bize söyle bunlar en iyi yapmış mı? Bu çok değerli bir özellik. Sizi eğer bu noktaya koyuyorsalar bir sanatçı olarak, demek ki siz artık olan bilirliğindesiniz ve bu çok büyük bir başarı oluyor ve şartlardan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla diğer bir şey de genelde söylenen, tabii ki sektörün içinde yer aldığın için sektörde yer alan hocalarınızdan tutun, yapımcılardan tutun ya da büyük müşterilerinizden tutun, neyse ilgilendiğin alan, onlardan alacak referans yazıları da buna ek gelerek OVAN vize özelliğinde kişi gelmiş oluyor. OVAN sınıfı Amerika'yla şey mi yoksa Avrupa'da da OVAN bir vize türü var mı? Bu, yok bu şu tabii Amerika'nın, Amerika'da olan bir şey. Her ülkenin ona göre kuralları biraz farklı olabiliyor, değişebiliyor. Fakat bu sadece tabii Amerika'da bulunacak, yaşayacak kişiler için verilen bir imkan. Şimdi ben hani buradaki tabii diğer bir şey, ben canlı soruları da bir geçip ilerleyeyim istiyorum. Eminim teknik anlamda sorular orada da geliyordur. Ve başlıyoruz bu sorularla. Takipçilerimizden aldığımız epey bir soru var. Biraz da uzattım ben sorularla, özür dilerim. Türkiye'de saat kaç şimdi şu anda? Şu an Türkiye'de saat 10'dan sonra. Yani 10'da başladık Türkiye saatiyle. Şu an yani 10.30'dan sonra. Böyle yapıyorlar ya canlı olduğuna. Yani. İkişleri yaptılar. Şimdi bir aynen öyle. Yani. Şimdi gelen bir, bugün canlı yayında gelen bir soru var bir takipçimizden. Size gelmiş Koray Bey. Diyor ki bu zamana kadar Koray Bey'in çektiği fotoğraflardan en çok etkilendiği olmuş mudur? Sizde biliyorum bazı resimler de elinizde var ama etkilenmiş olduğunuz bir fotoğraf var mı diye size soruyor şu an. Yani nadiren de olsa yani başka biri çekseydi kıskanırdım dediğim bazı fotoğraflarım oldu. Ama çok da bilerek yapmadım onları. Hani böyle kurgu içermediler. Kendiliğinden çıkan fotoğraflardı. Yani bir tanesi bir kavanoza bir şey yansımıştı böyle. Ya fotoğrafı bastıkça içinde insanlar gördüğüm şeyler böyle halüsinasyon gibi bir resimdi. Çok enteresan geldi bana. Yani çektiğim şey aslında kendi değildi sonra. Yani sanatçı yani hani sanatçı mısın ya da şey gibi soru sorduğunda ben onlara ruhun yaratılışıyla ilgili bir şey, genlerle ilgili, babam da mesela çok yetenekliydi. Öyle olduğu için biz böyle konuşma dilinde zorlanıyoruz aslında yani. Ben bunu hani o yüzden de bir şey çekerek ya da yaparak kendimi daha iyi ifade ediyorum. O yüzden şimdi bana sevdiğin resim var mı diyor. Dün bir tane sarımsak çekmişim mesela. Bakıyorum, eşim geldi bir insan. Ya şuna bir baksana dedim. Ya belki onu görmüyor benim neye baktığımı ama sarımsak ama ışığı var. Üstte bir sürü bir iki su damlası gelmiş.
bir tuhaf oldukları kesin sanatçıları. Yani evet. Hiç çok önem verilen bir şey, herkesin mesela ev tutmak istiyorsunuz. Herkesin çok beğendiği beğenmez de hiç bilmem ne. Öyle oluyor yani. Neden olduğunda bir sebebi yok. Bilmiyor yani. Bu biraz önce bir canlı yayında gelen bir soru daha var bugün aldığımız. Daha önce konuştuğumuz konularında belki değmiş olabiliriz ama ben sormuş olmak istiyorum takibimize. Sorusunu iletmek zorunda hissediyorum kendimi. Koray Bey, dünyanın her yerinde fotoğraf çektiği için her kültürün de fotoğrafını çekmiştir. En çok dikkatini çeken hangi ülkenin kültürleri olmuştur diye bir soru var. Valla ben biraz bu dünyadaki böyle antropolog gibi şeyi ilgimi çekiyordu. Yani ülkelerin inanç sistemleri, yemek kültürleri, renk anlayışları, motif anlayışları yani nasıl bizim halılar, kilimler gibi. O yüzden de Doğu'yu çok seviyordum. Yani hani mesela Doğu'da birine çizgi çizdi, hani böyle çizer, biz böyle çiziyoruz. Çünkü güneş diyor bu doğudan doğuyor diyor adam. Yani yazı da oradan başlıyor onlarda. Bizde böyle başlıyor, orada böyle. Ve gittiğiniz zaman da biz daha gerideyiz. İnsanlık olarak bizden hepsi yani o Tayland'da yaşayan da şeydi. Biz derken Türkiye'yi sırf kastetmiyorum. Ama Avrupa, Avrupa hani böyle biz modern izleyen adama yani böyle kapısını açtığı anda ilk önce açlığını soran ve utanıyorsunuz insanlığınızdan. Hani doğal bizim Anadolu'nun nasıl yerlerine giderseniz tanımazlar hemen misafirperverdir. Kentli gibi daha böyle eskimemiştir, bozulmamıştır. Uzak Doğu'da da o var halen. İnsanlar insan diye değer veriyor. Hemen gözünden anlıyor seni. Dost mu, düşman mı? Yani buyur ediyor filan. O yüzden daha etkilendiğim yerler güneyleri bir de ülkelerin. Çünkü güneyleri ülkelerin sıcak olduğundan aristokrat kesim hep yukarılara yerleşmiştir yani. Nasıl Yunanistan'da, İtalya'da olduğu gibi. Her ülkenin güneyinde daha sıcak, daha tarımla, balıkla ilgili insanlar yaşadığı için ben güneylerini tercih ediyorum mesela. Çok güzel bir tespit, çok değişik bir tespit aslında. Bir takipçimizden gelen soru da şu anda, şu an diyor Koray Bey, Tarkan'la çalışmak nasıldı? Anlatırsanız çok memnun olurum diyor. Geçen filmde bir şey var, onu anlatayım. Tabii adam, Tarkan diyor, daha kimse tanımaz, okey oynuyoruz diyor. Karşımda diyor, çift okey var yaptı diyor bana diyor. Ben de dön bebeğim dedim diyor, oradan aldı yürüdü diyor. O kadar mı? Şöyle çift okey var diyor bana diyor. Ben de dön bebeğim dedim, ondan sonra da diyor, kimse tutamadı. Tarkan abi çok acayip bir, yani müzisyen herif abi, yorumcu. Yani her rock parça ver okur, yani türküyü ver okur, yani böyle anormal bir herif yani. İyi kalpli, seçici, terazi burcudur böyle. Gitgelleri vardır yani, karar mekanizması bozuktur. Ama çok iyi kalpli bir çocuk. Bir kere de değil, birkaç kere çektim yani Metamorphose, Bounce, Avea fotoğrafları, konser şeyleri. Kolay da bir insan yani söz dinliyor mesela, seni çok dikkatli dinler. Ona bir şey yaptıracak. Acaba hani çünkü bir marka yani, markaya zarar da verebilirsin bir şey giydirirken bir anda. Ama çok akıllı olduğu için uyanıyor hemen. Benim niyetime uyandığı için mesela beni rahat bırakır. Diyorum ki çekelim, sen karar ver. Yani sen ne ile resimler istiyorsan kullanma ama çekelim diyorum, bence iyi olacak. Büyük adam yani. Kendini çok iyi geliştirmiş bir herif, yani kendisi de bilir. Hani ilk çıktığı halindeki çocukla şu anki adam arasında uçurum var. Hep üstüne koyarak geldi mesela. Başarılıdır yani. Çok güzel. Tarkan, Nusret, bunlar hep başarılı çocuklar. Aynen öyle. Bu şimdi bir canlı yayında gelen takipçimizden soru var. Herhalde bana doğru geliyor bu soru. Ben kısaca hemen cevaplayıp geçmeye devam edeceğim. Ovan sanatçı vizesi için hangi form doldurulur diye sormuş bu takipçimiz. Şimdi Ovan vizeleri için göçmen dersinin kullandığı formun adı I ya da I diye çizgi 129 diye geçiyor. Bunun O supplementi dedikleri 2 ve bu göçmen dersine sunuluyor. Ve göçmen dersi bunu cevabını veriyor. Yani dolayısıyla dolduracak formun adı I-129. Tabii sadece o form doldurulmaması gerekiyor. 129 formu dışında da yapılması gereken çalışmalar var. Mesela advisory
opinion alınması gerekiyor, object yapmadıklarına dair. Bu peer association dediği yerlerden. Dolayısıyla ama formun adını direkt sorduğu için takipçimiz, formun adı I-129. Bir takipçimiz de şunu sormuş, amatör müzisyenler için sanatçı vizesinin süreci nasıl ilerler? Aslında bunu biz sizle, biz seninle konuşmuştuk biraz. Hatta sen şeyi tavsiyesinde bulmuştun diye hatırlıyorum. İşte birkaç yıl önü düşünüyorsalar şimdiden o çalışmalara başlayabilirler. Çünkü demiş amatör müzisyenler için sanatçı vizesinin süreci nasıl ilerler? Ben burada şunu söyleyebilirim. Hani müzisyen amatör de olabilir. Önemli olan bu yaptığı çalışmaları duyurması ve çalışmaların başarılı bir şekilde... Şey yapmışsın bu arada, tabii. Yani bir yerde çıkıyorlarsa bile o posterin üstünde ismi yazsın. Yani isminin kayıtlı olduğu yerler ya da festivalde ödül alır mı diye düşünmesin. O festivale başvuruda bulunsun, yollasın. Onların kayıtları yani her yapacağı işlerde isminin olması çok önemli. Kesinlikle çok güzel bir şey. Evet. Noktaya da değiniyorsun. Yani illa ve bilinci olması. Genelde sanatçılarımız da ondan uzak duruyorlar. Genelde evet. Bilinmek istemiyorlar. İsmin yer almasın diyorlar. Ben yaparım diyorlar. Ama çok güzel bir nokta. Dolayısıyla bizim bu amatör müzisyenler için gelen soruyla ilgili olay, çalışmalarını kesin yapsınlar. İsimlerini Koray Bey'in de dediği gibi afişlerde, ondan sonra ilanlarda, işte ondan sonra belli bir festivallerde bulundursunlar. Orada eğer bir tebrik şeyi ya da yaptığınız başarılı çalışma için bir onur ödülü bir şey veriyorsa bunu geri çevirmesinden alsınlar. Çünkü sanatçılar da hep onu görüyoruz. Yok ben istemiyorum. Senin de böyle. Yani almak istemiyor. Çünkü şey duymuyor. Yani ben onun için yapmadım diyor o çalışmayı. Dolayısıyla eğer bu amatör müzisyen arkadaşımız ya da arkadaşlarımız süreci bu şekilde başlatırsalar ve çalışmalarını bu şekilde ilerletip isimlerini yaptıkları çalışmalarla, müzikle bir arada götürürseler başarı gelir. Ve bu noktada da biz Koray Bey'le de öncesinde muhabbetimiz vardı. Orada şeyi konuşuyorduk. Bu tip yeni olan arkadaşlarımız en azından birkaç yıl öncesi ilerisini düşünerek bu çalışmaları birkaç yıl sonrası için değerlendirerek ilerleyebilirler diye tahmin ediyorum. Diğer bir canlı yayında bugün aldığımız soru diyor ki, soru şu, diyor ki fotoğraf çekerken hissetmelisiniz diyorlar. Bu doğru mudur? Yani fotoğraf çekerken ya, hissetmelisiniz, bu doğru mudur diye geliyor soru. Bir yerden sonra şey oluyor yani makinelerin üstünde bir markalar var, bir sürü objektif var, şey var. Ben mesela makinaları bu yeni bozulduğu için yani bu bir 10 günlük makine. Yani markası gözükmeyecek şekilde kapatıyorum, şeylerle kaplıyorum. Onunla bir bağ kurmak istiyorum yani. Kişiselleştiriyorum onu. Ve yani bu çok güzel bir örnek. Bunu göstermek istersen belki şey görebilir takipçilerimiz. Yani bu ne var bunun üzerinde şu an? Yakına götürmek için. Yok problem. Ne var bunun üzerinde? Yılan derileriyle kaplı. Yani bir yerde bulmuşum Hindistan'da. Çöptü yani hani o şey değil. Ama çok güzel bir şey kazanmış durumda. Karakter oldu. Bir de şey gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani hani bir şey olabilse, hani gözümüze bir şey yerleştirseler de gördüğünüz şeyi zoom yapıp çık yapıp kaydedebilseniz yine gözdeki bir çipe nasıl olur? Çok iyi olurdu değil mi? Ama bunu da aynı öyle düşüneceksiniz yani. Elinizin, yani sizin bir organınız gibi düşündüğünüzde çok iyi tanımanız gerekiyor makinenin özelliklerini. Bütün bazı böyle şey gibi düşünün. İyi bir yemeğin önce zeminini yaparlar yani yatağını. Ondan sonra o yemeği onun üstüne koyup dekorasyonu işte sosunu yapar ama zemin şarttır. Yani ya iyi bir tabaktır o ya bir yataktır. Fotoğrafta da 3-4 tane önemli bir mevzu var. Yani böyle diyafram enstantane asa değerleri gibi, ışığa hassasiyet gibi. Bunları öğrenmeden fotoğraf makinesine bir şeyler yapmaya başlarsanız zemin olmadığı için hep bir şey eksik kalır. Çünkü o değerler sizin neye önem vereceğinizi, neyi arkaya atacağınızı anlatır. Yani uzun bir konu bu. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani fizik olarak bazı şeylerin bilinmesi gerekiyor. Ve onun çok yani bize akademik ikinci sınıfta cansız bir manken çektirdiler bütün bir yıl ya. Böyle duruyor. Işık değişiyor. Onun suratındaki ifadeler değişti ya. Cansız bir. Yani o kadar zor bir konu aslında. Kolay değil. Yani o yüzden
Eskiden bilgi yoktu, şimdi her yer bilgi olduğu için bence süzgeçten geçirip kendilerine bir hoca gibi bir tayin edip interneti oradan çözsünler ama çok da böyle ağır bilgilerle değil yani yavaş yavaş yapa yapa bir şeye geliriz. Çok güzel. Bu bir takipçimizden yani canlı. Bunu 50 kolu parmağı zannedecek. Hissetme yani aldığı yani. Zaman hissetme var. Hani ben mesela diyorlar ki çok iyi bir makine çıktı. Ben korkuyorum yani yok diyorum şu anda onunla kontak kuramam yani ben. Onu bir tanımam lazım. Şimdi renkleri yeni bir şey yapmışlardır sevmem diyorum ama öyle öyle bir şey yani. Bu canlı gelen bir soru da var. Bu bana geliyor olacak. Onu alacağım ben. Ben Ovan vizesini alırsam ailemi Amerika'ya nasıl getirebilirim diye bir soru var burada. Şimdi Ovan vizesini aldığınız zaman sizin eşiniz ve 21 yaşın altında çocuklarınız varsa, çocuklarınız sizden dolayı o vizesi alabiliyorlar ve Amerika'ya gelebiliyorlar. Dolayısıyla sizinle beraber sizin bu çalışmalarınızı devam ederken onlar da Amerika'da size kalıp eşlik edebiliyorlar. Tabii bu neyle sınırlı? Eşle sınırlı. Ve 21 yaşın altında çocuklarla sınırlı diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen canlı sorusu, ben bunları da cevap vererek ilerleyeceğim Koray Bey için. Ovan vizesini alınca Amerika'da ne kadar süre kalabilirim diye bu takipçimiz soru sormuş. Şimdi Ovan vizesindeki bütün mesele sizin yapacağınız çalışmanın ne kadar süre olacağı. Sizin eğer projeniz bir aylıksa Ovan vizeniz bir aylık oluyor aslında. Yani ben geleceğim, işte şurada çekim yapacağım ama proje bir aylık. Ovan o zaman bir aylık verecekler. Ama projen seni ne kadar tutmanı istiyorsa burada en fazla tutabileceği nokta 3 yıl oluyor. Dolayısıyla sorunun cevabı bu takipçimize. Siz 3 yıla kadar Amerika'daki ovanınızla kalabilirsiniz, çalışabilirsiniz, çalışmalarını yapabilirsiniz. Tabii bu bitmek üzereyken de bir 3 yıl daha başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun bir sınırlaması yok. Dolayısıyla ama bir seferde verilen süre en fazla 3 yıl oluyor. Fakat ondan sonra yenileyerek kişi kalmaya devam edebiliyor. Şey sormamışlar. Ovan alan biri arkasından green card alması daha kolay olur mu? Yok sormuşlar. Şu an açtım ben soruyu. Ya. Soruyu şu an açtım. O da bir şey için. Bana sordular onu. Evet. O sorulan önemli sorulardan bir tanesi Koray Beyciğim. Bu takipçimize şimdi şey demiş. Ovan vizesini aldıktan sonra green card alabiliyor mu diye sormuş. Şimdi buradaki mesele şu. Siz Ovan sahibisiniz ve Ovan'ınızda yani çalışmalarınızı devam ediyorsunuz. Siz ondan sonra Ovan'ınız üzerinden ya da Ovan'ınız olmadan da yeşil kartı kendiniz başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi Ovan vizesinde bir sponsor ihtiyaç var aslında. Bu ajans da olsa, kişi de olsa, illa bir kurum olmasa bile. Ama Ovan tarzı diyelim, daha doğrusu oradaki önemli olan üstün yetenekli başarıya sahip olan kişiler yeşil kartla kendileri gidebiliyorlar, green karta başvurabiliyorlar. Tabii buradaki genelde gördüğümüz nokta kişiler genelde Ovan'a adım atıyorlar çünkü hem burada piyasayı tanımak için hem Neval'ın reklamı görmek için. Avantajı olur mu? Green Card başvurusunda. Var tabii ki avantajı var. Şu var fakat şunu unutmamak lazım. Ovan ile Ovan vizesi türünde kriterlerin belirlenmesiyle yeşil karta kriterlerin belirlenmesi arasında fark var. Aynı kriterleri düşünelim ama yeşil kartta daha üstün görmek istiyorlar seni. Daha başarılı görmek istiyorlar. Daha topluma çok büyük şeyler katacağını görmek istiyorlar. Zaten yeşil karta gitmedeki olay üstün yetenekli ya da başarılı kişileri değil. Siz fotoğrafçısınız. Bu başarılı fotoğrafçıyı, üstün yetenekli bir fotoğrafçıyı biz toplumumuzun içine kabul edersek, çünkü yeşil green card vermek o, toplumumuzun bir bireyi yaparsak bizim toplumumuza ve kültürümüze çok büyük faydaları olacak diye görecekler. O yüzden o green card'ı veriyorlar o kişilere. Dolayısıyla evet ama şöyle örnek vereyim. Diyelim genç arkadaşlarımız, çünkü bazı kişiler oluyor sizin gibi aslında da oluyor, sizin durumunuzda olanlar, direkt yeşil kart alabiliyorlar, direkt başvurabiliyorlar. Ama tabii bu noktanın belli bir taktiksel sürecini izlemek lazım ki sorunlar yaşanmasın diye. Mesela geçen ilginç bir şeye değinmiş oldum. Bir çok başarılı bir aslında kişi bizim ofisimize gelmişti eşiyle falan. Maalesef bunlar Ovan yapmak yerine B2 uzatmalarına girmişler ve o arada da yeşil karta demek başvurmuşlar. Maalesef B2'ler red yedi. Yani aslında çok başarılı, çok yetenekli bir kişi. Ovan alması için hiçbir engel yok. Ovan'ı aldığında rahat nefes alıp
burada marketi görebilecek, piyasayı görecek, ne yapacağını anlamaya çalışacak ve green card ondan sonraki adım olarak çok kolay gelebiliyor. Dolayısıyla bu takipçi bize sorun, evet OVA vizesini aldıktan sonra çalışmalarımızı devam ettirdiğiniz sürece, başarılarımızı devam ettirdiğiniz sürece green card yolunu kendiniz açabilecek duruma geliyorsunuz. Bu da işin büyük bir tarafı, artısı. Diğer bir takipçimizin sorusu bu canlı yayında gelen, o da diyor ki OVA vizesini alınca Amerika'da çalışma iznim oluyor mu diyor. OVA vizesini kişi aldığı zaman kişi ya bir kurumda ya da birden fazla yerde bu çalışma şeyine bağlı, takvimine bağlı, göçmen derste sunulan çalışabiliyor. Yani ayrı bir çalışma izni verilmiyor size. Fakat OVA şey olarak, sahip olarak çalışma hakkı elde etmiş oluyorsunuz. Göçmenlik tarzı, dairesinde söylediğiniz tarzı işlerde, yerlerde, planlarda, dilinde de bir olabiliyorsun. Önündeki 3 yılda ben 3 ay şurada çekim yapacağım, 5 ay burada yapacağım, 6 ay burada. Ha, bu değişken olabiliyor, değişebiliyor. Ama gün sonunda sizin ajansınızla, sizi temsil eden şeyle bunun çalışmasını yapıp çalışma izniniz var şeklinde ki oluyor, çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Yalnız sadece şey bilmesini isterim bu değerli takipçimizin. Size sadece aldığınız çalışma izni sanatçı olarak yani yaptığınız çalışmaları devam ettirmek amacıyla veriliyor ve o şekilde ilerlenebiliyor. Koray Beyciğim, size bir soru var, geliyor. O da bir canlı takipçi sormuş. Demiş ki, Koray Bey, resimlerinizi hikayeleştirmek ister miydiniz? İsterseniz hangi yazarla çalışmak isterdiniz diye bir soru geldi. Ya Türkiye'de bir şey okumayı sevmiyorum. Yani diye o kadar çok okuduk ki. Bir de ben bir şey seyrettiğim zaman daha çok aklımda kalıyor. Yani böyle kitaba benzer filmler izlemeyi seviyorum. Bu yazar konusunda da Dücane Tündeoğlu diye bir abim var Türkiye'de. Yani müthiş bir adam. O yazarın mesela bir ara hatta öyle bir şey oldu. Fotoğrafları, bir Hindistan kitabı şeyim var, hala da sürüyor. Onların üstüne bir şey yazmasını isterdim. Yani böyle 6-7 dil bilen İslam sanatı, Batı sanatı hepsine hakim. Müthiş bir beyin olan bir adamdı. Yani Dücani. Mesela onun bir şey yazmasını isterdim. Çok güzel. Bir soru daha var size canlı yayında gelen. Koray Bey selamlar diyor bu takipçimiz. Yurt dışına açılmayı planlayan sanatçılarımız için değerli bilgiler veriyorsunuz. Koray Bey'in yardımcı olduğu, size gelen soru, yardımcı olduğunuz genç sanatçılarımız ya da kişiler oldu mu diye soruyor takipçimiz. Şu anda yani kendimle uğraşıyorum işin açıkçası. Hani ben yurt dışında çok çalışmalarda bulundum ama bunun legal bir, yani gidiyorsun bir ay kalıyorsun her tarafta. Şimdi işte seni tanıyorduk Allah'tan. İşte buralara getirip hani süreyi uzatabildik. Hani geldin istediğin kadar. Çünkü bir şeye, bir filme başlayacaksan süreç alıyor. Bu türden vizelerle olmadı. Şimdi böyle bir şey olduğu için. Ama gençlerle derken yani burada da Türkler var. Biz bir sergide böyle workshop vermiştim. Çok sağlıklı bilgi almak için doğru bir adam değilim ben yani işin açıkçası. Akademideki hocam Ahmet Öner Dezgin dekan oldum. Haftada bir gün gel, çocuklara ders verdi istediğin konuda. Yani bir konuda iş bilir olmak ve bir şey öğretebilmek bir sorumluluk gerektiriyor. Yani öğretmenlik mesela çok acayip bir kurum. O yüzden de kendimi nedense oraya koyamadım. Yani böyle bir duruş olarak şey yapamadım. Ama gençlere heyecanlanıyorum. Yani burada mesela bir şey açılabilsek, burada fotoğrafı meraklı çok adam var Amerika'da. O çocuklara bir şeyler öğretmek isterim. Yani öğretmek derken fotoğrafın zor bir yanı yok ama aslında öğrenmesi gereken şey demin anlattığım gibi yani güzeli idrak edebilmek, gördüğün şeylerden haz duyabilmek yani şükredebilmek. Yani nasıl insan aslında düşündüğünüzde yürüyebilmesi mucize bana göre. Yani ayak tabanlarını ve formunu düşündüğü zaman kesinlikle elleriyle gitmesi gereken bir canlıyken ayakta duruyor abi o kadar eklemle. İmkansız ya onun öyle durabilmesi ve yürüyor mu, koşuyor. Yani ve ben mesela bunun halen
sürekli insan çekiyorum. Her şekilde şaşırıyorum. Yani bu insan bu kadar kırılan, dökülen, ezilen, bükülen bir canlı ayakta duruyor abi. Şöyle dokunduğu yer ve bence yani önümüzde duran şeyleri anlayalım. Bunları algıladığınız zaman o insan aslında üçgenlerden oluştuğunu anlıyorsun. O zaman onu oturtup poz verdirirken. Yani çok şey bakmak gerekiyor aslında. Çok basit, çok böyle içgüdüsel bakıp sonra üstüne bir şey inşa ettiğinizde oluyor. Tam bunun üzerinde ben bir soru sorayım size de çok bölmeden. Bir takipçimizden bir soru daha var. O da diyor ki, Koray Bey aşk hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sanatınıza etkisi nedir diyor. Biz konuşmaya başlarken söyledim onu. Yani mesleğinin de bir canlı ilişkiyi sevmenin bir büyük bir başarı getireceğini. Öncelikle itikadi de bir yanı var. Mesela ben Allahçıyım. Yani duasız iş yapmam. Ve hep böyleydi. Yani görüntüm benim pek öyle değildir ama öyle diyorlar daha doğrusu. Ama duanın bir gücü vardır. Yani her dini birleştiren şey duadır. Yani Hindu, Hristiyan, Budist. Hepsini kalben bir şey ister onu yaratanlar. O yüzden de aşk öyle bir şey. Yani bizi sevdiren de aslında bana göre Allah. Yani o sevme duygusunu içimize veren çünkü. Yani o sevmenin ne olduğunu bilemeyebilirdik ya. O duyguyu bilmezsen nasıl bir şey seveceksin? O yüzden de bizim kontrolümüzde bir şey değil. Yani o bir kadınsa onu sürekli görüyorsundur ama bir şey oluyor ve o an seviyorsun. Ya da bir herhangi bir başka bir şeyde. Bence orada bir böyle bir illüzyon bir durum da var. Aşk. Çünkü binlerce şarkı yapılıp halen anlatılamamış bir şey mesela. Çok tuhaf değil mi? Halen yazılıyor üstüne. Filmler çekiliyor. Böyle bir bizi çünkü üretimimizde öyle bir şey var. Yani kadın ve erkek tek bir canlı değil aslında. Çünkü anlaşamamamız çok yüksek oranda. Az anlaşabiliyoruz aslında ve o çıkan kargaşada içinde zaten en güçlü şey aşk, nefret, bir sürü duygu böyle birbirine gidiyor. Çünkü anlaşacağım bir canlı olsa problem bitmiş oluyor zaten. Hani hiçbir diğer kavramların hiçbiri olmaz. Doğru. Böyle bir aşkın çok her şeyin içinde bir tabii. Bir etkisi var. Bir takipçimizden gelen soru da gene size şeyi soruyor. Kısmen değinmeye çalışmıştık diye düşünüyorum ama soru şöyle. Koray Bey'in kendisini yetiştiren, üstad olarak nitelendirebileceği kişiler kim? Türkiye'den ve dünyadan örnek verebilir mi acaba? Yurt dışına yerleşmek isteyen genç sanatçılarımıza yardımcı olma şansı yakalayabildi mi? Diğer son soruya biraz değinmeye çalıştık ama tabii bu şekilde gelen sorular var. Takipçimizden. Yani fotoğraf sanatıyla ilgili akademide rahmetli oldu şu anda. Sabit Kalfenil vardı. Belgesel fotoğrafta bütün dünya tanırdı mesela. Ben şanslıyım, onun öğrencisi oldum. Ahmet Öner Gezgin diye deneysel fotoğrafa gelen bir hocamız vardı. Şimdi millet selfie çekiyor. Bize 1988 yılında fotoğrafçıların öz portreyi, kendimizi çekmeyi öğretti bize. Yani her fotoğrafçı kendini çekebilmeli dedi. Kurmalı makineyle, tripodla. Mesela biz o zaman selfie çektik. Düşünün öyle. Çok enteresan bir hocaydı. Yani kendi öz portresini böyle tuvalet kağıdına sarıp burasını açıkta bırak. Hoca mı yani? Akademide. Öyle onlara yani benim bir şeyim vardır. Yani beğendiğim başka bir şey daha yok. İşte Türkiye'den verdiler aslında. Dünyadan bir örnek verebilir mi diye soruyor. Tüm üstadlar ya da örnek almak istiyor. Pixar'ın ilk verdiği bir moda fotoğrafçısı var. Yaşlıdır. Siyah beyaz çekiliyor. Harmon Newton diye bir adam var, o da siyah beyaz çeker. Var beğendiğim fotoğrafçılar ama. Anladım. Yani. Tabii verdin zaten onun şeyde. Tabii biliyorum siz bu Amerika'da hani şimdi çalışmalara başlamış durumdasınız. Gerçi biraz önce belirttiğiniz şeyde de genç sanatçılarımıza da bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi. Ha, inşallah. İnşallah o konuda şey da fırsat olmasını beklediğinizi biliyorum. Bu noktada da ben eminim genç sanatçılarımıza eminim bir şey yardımcı olmakta kaçınmayacaksınız. Yani şöyle düşünüyorum, kısaca söyleyeyim onu. Yani ben mesela genel olarak 10 tane bir şey söyleyeyim.
Sen 8'i çöp ama 2 tanesi de adamı ipten alır yani. Kendini tanıyor. Böyle kimsenin önem vermediği bir şey söyleyelim o mevzuyla ilgili. O da onu da çözemedim yani. Ya genlerde var bir şey. Böyle bir öngörü gibi hissediyorum yani. Mesela şu moda olacak diyorum. Oluyor abi. Çünkü bir ihtiyaç gibi hissediyorum. Yani bunun onun da işte bir tarifi yok. Yani böyle kodlarla yüklenmiş gibi, hediye tamam. Doğmuşsunuz gibi diyeyim yani. Çok şükür yani ben ona hep dua etmişimdir. Çünkü onu keşfettiğimde anladım ben. Yani bir iş yapıyorum, bakıyorum. Hani iki kişi girdik bu işe, yani sanki 20 kişi çalışmış gibi duruyor. Hani o belli ki bize yardım ediyorlar yani. Çok güzel bir bakış açısı. Çok güzel bir bakış açısı. Şimdi bir soru daha var takipçilerimizden gelen. Programın sonuna geldik aslında tamam. Geçiyoruz. Tamam. Tabii ben sorular geldiği için onları sizi koparmak istemedim size onlardan. O yüzden bu soruları sormak istedim. Bir takipçimizden gelen soru var. Ona ben bir cevap vereceğim. Ondan sonra kapatışları tamam. Yaparız. Fotoğraf ve video işiyle ilgili E2 alma planımız var. Bu konuda neler tavsiye edersiniz diye bana soruyorlar. Düğün ve doğum çekimleri vesaire. Türkiye'den ya da Immigration USCIS dediği Amerika'daki göçmen dersinden başvuru konusunda hangi yolu tercih etmeliyiz diye bu takipçimiz soruyor. Aslında bu çok güzel bir soru. Sebebi de şu, O1 vizesi özelliğini diyelim sanat tarzı işte hala ilgilenmek isteyeyim ama O1 vizesini alacak daha yeterli gelmemiş kişiler kendi işlerini kurabilme hakları hala var. Kurabilme ihtiyaçları yapabilirler. Aslında çok da güzel bir örnek verdi. Mesela siz de fotoğraf işiyle ilgileniyorsunuz sanatçı olarak. Bu kişiler ama diyelim nedir? İşte düğün resimleri, doğum çekimleri, belli böyle hizmet veren, servis işi yapan bir iş kurmak istiyorlar. Dolayısıyla bu işi kurup, yatırım yapıp bu işe, oradan yatırımcı vizesi alma imkanları var. Tabii bunun için örnek veriyorum. Düğünde doğum çekimleri yapıldı. Ne yapacaklar? Bir stüdyo tutacaklar. Belli kameralar alacaklar, equipment alacaklar. Bu belli bir yatırım. Hani çok büyük yatırım olmayabilir belli şeyler ama belli bir yatırım gerektirebilir. Benim tavsiyem bu noktada bu takipçimize önce burada bu işlerin başlatılması ve bu işler başlatıldıktan sonra buradaki göçmen dersler olay alması ki gerçekten daha sonra Türkiye'deki Amerikan konsolosluğundaki bir imkanınız olduğunda onlar sizin bu işi nasıl kurduğunuzu, nasıl işin aktif ve gerçek olduğunu görebilsinler. Çünkü servis işlerinde kurabilecek böyle bir sıkıntı oluyor. Servis işleri elde tutulamıyor. Yani hani şey gibi değil, hani ben ürün satıyorsam bellidir işte depom var, bu kadar ürünüm var, bu kadar malım var, işte bu kadar senelik kira sözleşmem var. Ama bu tip işte danışmanlıktır, işte resim çekmedir, bu tip şeylerin ya da dizayndır, şeylerin elde tutulması çok zor. Şey göstermeniz gerekiyor. Bak bizim bu kadar müşterimiz var, anlaşmalarımız var. Bir şey söylüyorum. Bu O1 vizesini belki onu merak ediyorum, ben etmiştim çünkü. Okeyleyecek olan bir kurum var ya. Evet. Bu adamların kafa yapısı ve şeyi bizim anlayabileceğimiz gibi değil, değil mi? Değil, yok. Değil. Yani bunlar böyle hani bir şey araştıran tipler mi yoksa önüne bir şeyler verdiniz siz benim avukatım olarak. Bakıyorlar. Bize uygun mu diyeyim ya da nasıl bir kafa yapısına sahipler bizim pek anlayacağımız gibi değiller. Yani şöyle ben şöyle söyleyeyim, çok güzel bir nokta aslında bu söylediğim. Şimdi bir kez sanatçı değiller. Yani hani... İlgileri yok yani. İlgisi olmak zorunda kurum değil. Kurum öyle, ona vize veriyor ama kendilerinin şeyi yok. Şimdi kurum tabii göçmen idaresi. Dolayısıyla hani bunlar çok çeşitli vizeleri onaylayabiliyorlar. Ha bu şu anlama gelmesin, hani hiç sanattan alamayan biri orada vardı demek değil bu. Şöyle bir durum. Profesyonel. Diyelim sen... Fotoğraf sanatçısı olarak başvurduğunda şey düşünme, bunu inceleyecek görevli fotoğraftan anlayan ya da fotoğraf sanatçının geçmiş olan biri değil. Normal memur o. Görevli. Önde sunulan dosyayı inceliyor. Dolayısıyla bizim o dosyadaki O1 vizesinin önemli kriteri tabii bir bazı kurumlardan itiraz edilmemesi için yazılıyor. Onlardan şu amaçla itiraz edilmesin diye. Bak bu sanatçı bunu O1 vizesi alacak. Amerika'daki çalışma şeyine girecek, yani işçi grubuna girecek. Buna bir itirazımız var mı demiş oluyorlar. Onlar da dönüp diyorlar ki, biz inceledik, gayet başarılı. Biz bu kişinin başarılı olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla itiraz etmiyoruz biz bu kişiye. Bu çok önemli bir kriter oluyor. Çünkü bunu değerlendirmesini o görevli yapamıyor. Görevli uzman bir kişi değil sonuçta. Birkaç kişi mi karar veriyor buna? Normalde şöyle oluyor, bir inceleyen oluyor.
O inceleyen kararını bildirdikten sonra üst supervisor'a gidiyor sürekli. O daha tecrübeli, sol karar veren üst oluyor, supervisor oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bir zincirle ilerliyor. Ama tabi bu derken yanlış anlama, tecrübeli bu görevliler, devamlı, çok çeşitli ve değişik görevleri beceriyorlar. Hemen anlar mı bunlar? Tabi anlar, zaten giden şeyi anlar ki zaten biz onu hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz kimseye yapmalarını. Çünkü saati olan bir şey keşfedildiği zaman bir daha hiçbir şey sahip olmazlar. Yani yalan söylemek en çok hiç sevmedikleri bir şey haklı olarak. Hani yalan belki hiç sevmeyecek. Bu da önemli yani burada genç birileri seviyorsa dürüst olup ne varsa aynen. Öyle gelmeli. Yani. Aynen. Sadece yapması gereken kriterlerini yükseltmek, kaldırmak. Dolayısıyla ben bu takipçimize sorusunda şu cevap verebilirim, tekrarlamış olayım. Siz burada şirketinizi kurup bu çekim işine başlayabilirsiniz eleman tutarak. Ve burada göçmenlik dairesinde tabii siz fiziksel çalışmaya başlamadan önce kendiniz göçmenlik dairesine başvurmanızı tavsiye ediyorum. İşleriniz oturduktan sonra daha fazla çalışmalar yaptıktan sonra Türkiye'deki Amerikan konsolosluğuna gitmeniz faydalı olacak. Şimdi ben programı biz bu şekilde sonlarına getirdiğini düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Siz tabii bizle çalıştınız. Biz epey bir süredir tanışıyoruz sizle. Bu noktada bizim ofisimizle ilgili kısa ya da bizle ilgili ne demek istersiniz? Bu noktada çok kısa da olsa düşüncenizi söylerseniz, paylaşırsınız. Bizimle ilgili olan çok memnun olurum. Valla burada şimdi geldiğimde 6 ay kalabiliyoruz tabii. O süre içinde ben soruşturdum. Hani ne, kim şey yapalım, işte Türk daha iyi olur diyen oldu, yabancı falan derken. Yani ben sana geldiğimde ya bir insanı anlarsınız ya. Yani senin işinle ilgilenebileceğini, yapabileceğini hissedersiniz. Yani ben de öyle oldu. Bir güven arıyorsunuz yani. Mesela güven diye bir kavram da kayboldu bu arada. İnsanların arasında kaybolan en büyük şeylerden biri. Onu kaybettik. Yani çok üzülüyorum ben. Güvenemiyoruz birbirimize. Ben o güveni hissettim sende. Yani yaptığını işlediğini. Onu hissettiğim için de bende birazcık şey vardı, o yani evrak süresinde onu bulamadım, işte yok Türkiye'den istediğim falan filan. O sabırla mesela bana senin yanında çalışan kızlar da çok tatlılar yani. Koray Bey diyor falan, ben böyle bazı şey terimleri bilemiyorum İngilizcesini. Tamam biz hallederiz diyorsun, o parayı verip biz o çeki falan. Yani şeydi, hani kolaylaştırıyorum, zorlaştırmayın vardı evet. Ya, öyle bir kurumsunuz. Sağ ol, teşekkür ederim. O da rahatlık veriyor bize. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Yani. Ben şimdi size ben öyle sormuşken, ben de kendi kendime soracağım. Sizin hakkınızda ne düşünüyorum? Ben gerçekten çok memnunum sizin gibi insanı tanıdığım için. Sizin gibi sanatçımızı tanıdığımız için. Aslında sizin gibi bir sanatçımızın da Amerika'da bizimle olduğunu bizim için mükemmel bir fırsat olarak görüyorum ben. Umarım inşallah bundan sonraki çalışmalarınızda biz de gerekli yönde belki genç arkadaşlarımızla eğitimi yönlendirmesi her yönde ben de geldikçe size destek olmaya çalışacağım. Umarım güzel çalışmalar bu sayede çıkar. En son sözünüz değerli genç sanatçı arkadaşlarımıza ne olur? Programı kapatmak olacağım. Bana dediğim gibi yani kendilerini sınırlandırmasınlar, başka coğrafyaları da keşfedip, oralarda da gidip, biz biraz böyle çekingen de bir milletiz aslında, saygı, örf, anane yüksek ya bizde. Biraz böyle kendimizi anlatırken filan şeyiz, hani onları kılıp başka ülkelerde gidipken bizi temsil etsinler ya. Yani buraya da, Amerika'da da mesela ben sokakta yürüyorum, bir sürü Fransız, İtalyan, Rus var. Türk çok az mesela düşündüğün zaman Amerika'da. Hani buraya gelip zaten Türkiye'de aynı iş yapan çok insan var. Hani burada reklam gibi değil yani. Daha geniş bakalım. Hani yine söz oraya geldi. Bir restoran çocuk geldi ya Mustafa. Geldi öyle gururlanırım ki ben. Abi şöyle yok artist ya bırak onları. Adam geldi Türk diyorlar abi. Soruyorlar hani tanıyorlar. Kim Türk? Ya abi tamam işte. Böyle bunun gibi bir sürü marka adım olsun. Kötü olur abi. Kesinlikle. Türk Hava Yolları süper oldu dünyada. SEO. Aynen. Ne oldu abi yani? Bu zaten başarılı bir oluyor. Yani tabii yeni canım. Markalar, yeni başarılar çıkararak. Ben çok teşekkür ediyorum zamanın için. Evet, gerçekten çok mutlu olduk.
Ben takipçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugünkü formatımız biraz değişikti. Cevaplayamadığınız sorular kaldıysa onlara biz gelecek haftadan devam ederiz. Ama ben çok zevkli ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Umarım siz öyle düşünüyorsunuzdur. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi pazarlar diliyoruz. Teşekkürler.